Bugün de aynı dayanışmayı sergilemeye ihtiyacımız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ittifakı testi gibi oldu. İçine Atlantik suyu dolduran da var, Eskişehir'in Kaplan suyunu dolduran da. Türkiye'nin sıcak iki gündemi var. Terör ve ekonomi. Diğer yandan Amerika'nın baskıları. Tam da bu zor çıkmazda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye ittifakı söylemini ortaya attı. Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz. Vatan Partisi lideri Perinçek köşesinde bu konuya değindi. İttifak karşıtı cepheye dikkat çekti. Bağımsızlıkla Türkiye'nin savaşmaya kalkanların. AK Parti içinde Türkiye ittifakını Amerika Birleşik Devletleri planlarıyla uyumlu hale getirmek isteyenler dikkat çekiyor. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu çevresinde oluşan gruplar da aynı yönde harekete geçtiler. Bunların hepsi AK Parti'nin MHP ile ittifakını sorguluyor ve Tayyip Erdoğan'ı Kürt açılımından vazgeçtiği için eleştiriyorlar. Bu gruplar ekonomide Atlantik koşullarına uymayı savunan CHP'nin güncel programıyla aynı çizgideler. Amerika'nın Türkiye için oluşturduğu projede MHP ve Vatan Partisi yok. Türkiye İttifakı karşıtı planlar karşısında Perinçek önemli uyarılar yaptı. AK Parti ile CHP'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin programı ekseninde bir araya getirdiğiniz zaman Davutoğlu İmamoğlu hükümetini kurmuş olursunuz. HDP ve FETÖ o hükümetin gizli ortakları olur. Hükümetin başında Tayyip Erdoğan'ın olması görünüşte kalır. Böyle bir hükümet Türkiye ekonomisinin borç batağında boğulması koşullarını yaratır ve arkasından Tayyip Erdoğan'ı da sırtından atacağı bir süreci ateşler. Büyük bir karar vereceğiz. Bu karar... Vatan Partisi lideri, Vatan Partisi, CHP ve MHP'nin olmadığı bir ittifakta oluşabilecek tehlikeleri söyledi. Cesaretimizi tarihimizde... Türkiye'nin önündeki zaman kısadan da kısadır. Bu koşullarda üretim odaklı ekonomiyi inşa edecek ve Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak milli hükümetin kurulması yakıcı görevdir. Milletin bütün sınıflarını temsil edecek bir hükümette CHP'nin varlığına da ihtiyaç vardır. Ana muhalefet partisinin HDP-PKK ile ittifaktan koparılması, bölücü teröre son vermek açısından yararlı olacaktır. MHP'yi dışlama girişimi Amerika Birleşik Devletleri merkezli. Ancak CHP'nin de hükümet dışında bırakılmaması gerekiyor. Vatan Partisi ve MHP'nin olmadığı bir AK Parti artı CHP hükümeti, kaçınılmaz olarak borç batağında boğulma ve parçalanma hükümeti olur. Cumhuriyet kuvvetleri olarak, milli kuvvetler olarak... Perinçek, Türkiye'nin önünde iki seçenek olduğunu belirtti. Türkiye, milli hükümetini kurduğu gün büyük bayramı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde Türkiye'nin dünyadaki yeri açısından da önemli bir soru durmaktadır. Türkiye, yeniden Atlantik sistemine mi bağlanacak, yoksa Batı Asya ve Avrasya'daki öncü konumuna mı yerleşecektir? Yaşadığımız koşullarda Amerika Birleşik Devletleri projelerine teslim olmak, S-400'den vazgeçmek, Rus uçağını bir kez daha düşürmek anlamına gelir ki, bu kez hatanın tamiri yoktur. Bu çok önemli bir dönüm noktasıdır.